tüm sektörlerde olduğu gibi futbol dünyası da bu virüsten ciddi anlamda etkilendi. Bildiğim kadarıyla 2. Dünya Savaşı'ndan beri futbol ilk defa bu kadar durdu. Müsabakalar da aynı şekilde durdu. Menajerler olarak tabii herkes gibi biz de aynı şekilde etkilendik. Genel olarak bakılırsa ciddi bir belirsizlik var. Bundan sonranın ne olacağıyla ilgili. Biz neler yapıyoruz? Biz daha çok oyuncularımızla konuşuyoruz. Sohbet ediyoruz onlarla. Bu dönemde bir takım tavsiyelerde bulunuyoruz. Ama genel olarak baktığımızda kulüpler ligin ne zaman başlayacağıyla ilgili soru işaretleri var. Kadro planlamasıyla ilgili ciddi soru işaretleri var. Rakamlar ne olacak? İşin ekonomik boyutu ne olacak? Bunun için biz de FIFA'nın çıkarttığı talimatları takip ediyoruz. Federasyonun açıklamalarını ya da Kulüpler Birliği'nin açıklamalarını takip ediyoruz. Bu şekilde geleceğe doğru hazırlık yapmaya çalışıyoruz. Kulüpler ligin ne zaman başlayacağıyla ilgili öncelikle bir planlama o konuda bir planlama yapmaya çalışıyorlar. Çünkü siz de takdir edersiniz ki bunun bir antrenman safhası var. Yani belli bir süre en az 3 hafta 4 hafta antrenman yapması gerek ki takım sakatlıkları olmasın. Öncelikle bununla konsantre olmuş durumda. Ama gelecekle ilgili de yavaş yavaş bir plan yapmaya çalışıyorlar. A planı, B planı, böyle olursa ne olur? Da ben bol bol oyuncu izlediklerini biliyorum. Ortada çıkacak finansal tabloya göre o izledikleri oyuncularla ilgili belli hamleler yapacaklardır. Ama benim görüşüme göre öncelikli olarak kendi kadroları nasıl olacak, gelecek seneki kadroları nasıl olacak? Çünkü rakamlar büyük ihtimalle değişeceği için bunlarda da bir takım değişiklikler olacağını tahmin ediyorum ben. Özellikle de Türk oyunculara bir yönelim olacağını da tahmin ediyorum. Rakamların zaten bu sezon rakamlarda bir takım düşüş olmuştu. Federasyonun çıkardığı talimatname sonrasında. Bu sene o rakamın daha da aşağı ineceğini, hani yani yabancı oyunculardan yerli oyuncularda hem oyuncuların transfer bedellerinde aynı şekilde düşüşler olacağını tahmin ediyorum. Yerli oyuncularla ilgili bir çalışma olacağını düşünüyorum. Çünkü benim tahminim bir 2-3 sene çok ciddi bir ekonomik kriz yaşanacak. Bu kriz içinde de teknolojiye işte yatırım yapan, insan kaynaklarına yatırım yapan kulüpler bu 3 sene sonunda daha hızlı bir ivme göstereceğine inanıyorum ben. Bütün oyuncularla konuşuyoruz elimizden geldiğince. Tabii normal antrenman gibi olmuyor yani bilgisayar üstünden bir takım bireysel antrenmanlar. Çünkü dışarı da çıkamıyorlar. Sokağa çıkma yasağı da aynı şekilde oluyor. Psikolojik olarak çok zor bir süreç. Çünkü bu antrenman temposuna, maç temposuna, seyahat temposuna alışkın oyuncular bunlar, futbolcular. Biz de elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Ama çok kolay bir süreç değil tabii ki siz de dediğiniz gibi. Konuşuyorum evet konuşuyorum Berke'yle de. O da gayet iyi. Şu anda Türkiye'deki oyuncularla ilgili böyle bir resmi talep gelmedi. Ama Avrupa'da da bizim şirketin oyuncuları var. Avrupa'da buna yönelik bir takım çalışmalar var. Kulüp ama bakıldığında genel olarak gördüğüm her kulübün ayrı ayrı bir takım bu konuyla ilgili çalışmaları var. Lig tekrar oynandığı takdirde %10 civarı, %8, %9 civarı bir takım indirimler söz konusu. Lig tamamen oynanmazsa bu %20'lere kadar çıkıyor. Bazı kulüpler bir aylık maaşı, bazı kulüpler iki aylık maaşı da indirim talebinde bulunuyor. Bazı kulüpler erteleme talebinde gelecek sene bulunuyor. Ama genel prensip olarak lig eğer oynandığı takdirde daha az bir indirim söz konusu gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi her kulüp için, her lig için şu anda ayrı ayrı oyuncularla görünüyor. FIFA'nın da burada tavsiye ettiği karar genelde bunun belli bir orantıda
kulübün ekonomik durumuna göre olması. Yani kulüp eğer %10 bir kayıp içinde bulunuyorsa oyunculara da o oranda yansıtabilirsin şeklinde bir tavsiye. Benzer bir takım talepler oldu. Bir kontrat vesaire şeklinde ama Türkiye'de şu anda resmi bir şey olmadı oyunculara gelen. Gelirse tabii Türk Federasyonu'nda böyle bir talimatname mevcut değil. TRT'nin belki böyle bir şey yayınlanması gerek. Ondan sonra oturup tabii değerlendirilmesi gerek. Ama gene belirttiğim gibi bu genel anlamda kulübün ekonomik durumuna, oyuncuyla ikili diyaloglarına göre ortaya çıkacak. Tabii adil bir indirim olması gerek. Kulübün durumuna göre aynı şekilde. Böyle bir genel değerlendirme yapılacaktı. Ama şu an Türkiye'de gelmedi. Abla Avrupa'da evet geliyor Avrupa'daki oyuncularımıza. Öncelikle bu sezonu tam anlamıyla tamamlamadık. Harun'la ilgili konuşursam Harun Tekin önemli bir kaleci. Milli takım seviyesine de yükselmiş. Önemli bir kaleci. Fenerbahçe ile bir sene daha mukavelesi var. Ben de basında bir takım şeyler okuyorum ama bunlar gerçeği yansıtmıyor. Bize gelen şu anda resmi bir teklif yok. Öncelikle önemli olan bu sezonun bir tamamlanması. Onunla ilgili bunu söyleyebilirim. Berke Özer Westerlo'da çok iyi bir sezon geçirdi. 22 maçın 6'sında hiç gol yemedi. 22 maçın 4'ünde en iyi ilk 11'e seçildi 4 hafta aynı şekilde. Dediğim gibi lig daha tamamlanmadı. Sonrasında bir seneliğine kiralık olarak Westerlo'ya gitmişti. Lig tamamlandığında biraz daha netleştiğinde oturup bir değerlendirme yapacağız. Ama onun adına çok iyi bir sezon oldu. Onu söyleyebilirim. Tabii ki Fenerbahçe Kulübü'yle de aynı şekilde konuşacağız. Lig bittikten sonra. Bunu o zaman değerlendirmek daha doğru olur. Ama bu sene onun için çok iyi geçti diyebilirim. Berke de çok Avrupa'da dünya şampiyonası oynadığı için, Avrupa şampiyonası oynadığı için Avrupa'da çok takip ediliyordu. Ha, ne oldu? Pasaporttan dolayı mesela problemler oldu. Juventus çok şey yaptı ama orada yabancı statüsüne giriyorsun. Oynatması zor yabancı statüsü olduğu için. Ekstra komüniter olunca scoutlar, yani çok acayip yetenekli olmazsa bakmıyorlar Türk oyuncuya. Yani Alman gurbetçilere bakıyorlar mesela bizim Türkiye'de de. İngiliz kulüplerinin ilk sorgusu Alman pasaportu var mı? Yani Alman pasaportu var mı? Avrupa Birliği pasaportu var mı? İtalyan takımlarının, İngiliz takımlarının ilk sorduğu soru o. Ben Altın Ordu Kulübü'yle uzun yıllar çalışıyorum. Uzun yıllardır çalışıyorum. Seyit Mehmet Özkan Başkan'ın vizyonunda aynı şekilde. Ravil de Altın Ordu'nun bu sene vitrine çıkardığı yıldızlardan sadece birisi. Ravil Tagir'i çok iyi bir sezon geçirdiğini düşünüyorum. 16 yaşında oynamaya başladı. Aynı şekilde şimdi devam ediyor. Hatta Avrupa'daki sizin de saydığınız gibi birçok kulüp, büyük ligin kulübü aynı şekilde Ravil'i ve Altın Ordu'nun diğer oyuncularını da aynı şekilde izliyor. Şu süreç şu anda tabii ki her yerde durmuş durumda. Altın Ordu ekibiyle birlikte bir değerlendirme yapılacaktır bu konuyla alakalı. Şu anda bunları söyleyebilirim. Şu anda oyuncuyu hem izliyorlar hem bir takım teklifler de var. Onları söyleyebilirim. Eğer gerek yurt içinden gerek yurt dışından aynı şekilde. Önümüzdeki günlerde oyuncunun planlaması Altın Ordu ekibi tarafından en iyi şekilde kendisiyle birlikte yapılacaktır. Bunu zaten diğer Altın Ordu'dan çıkmış oyuncularda, işte Cengiz'de, Çağlar'da, Barış'ta, Berke'de, aynı şekilde Alican'da görüldüğü gibi. Erce'de gene belki adını unuttuğum başka oyuncular da olabilir. Çünkü Altın Ordu her sene bir takım yıldız oyuncuları çıkartıyor. Önümüzdeki günlerde Sayın Başkanımız Sayın Mehmet Özkan'la da bu değerlendirilecektir. Ravil'le birlikte tabii gene Altın Ordu'da Burak İnce var. 2004 doğumlu. O da en genç gol atan oyuncu unvanını kazandı bu sene. O da Altın Ordu'nun
A takımının bir parçası. O da çok iyi bir sezon geçiyor. Ravir gibi aynı şekilde, yani bu gelen scoutlar Altınordu'daki birçok oyuncuyu seyrediyor. Burak İnce de bunlardan biri. Onun dışında yine Barış Alıcı'nın kardeşi var biliyorsunuz, Kerim Alıcı. Kerim de iyi bir performans gösteriyor. Oğulcan Ülgün aynı zamanda. Bu daha çok süre olan oyuncuları söylüyorum aynı şekilde. Tabii ki Altınordu Kulübü bütünüyle Avrupa'nın radarında. Yine Onur Tağtakır var, Yusuf Yalçın Arslan var. Daha birçok oyuncu var Altınordu'nun Avrupa futboluna sunduğu. Ama işte çok genç yetenek diye söylerseniz, Ravi Tagir'den sonra Burak İnce'nin de bütün Avrupa'nın radarında olduğunu söyleyebilirim. Geçen senenin TFF talimatlarından sonra kulüplerin belli harcama limitleri var biliyorsunuz. Dolayısıyla rakamlar son derece düşüktü genel anlamda transfer bedeli olarak. Sonuç itibariyle çünkü Altınordu'da bu oyunculara çok ciddi yatırım yapıyor. Bunların da hem doğru kulübe hem sonraki satışıyla doğru bir takım hamleler yapmak istiyor. Bu dönemde bu şekilde gerçekleşmedi. Onun dışında Avrupa'dan, Portekiz'den, Fransa'dan da bir takım işte kiralık, opsiyonlu bir takım teklifler oldu. Ama ben de Kerim'in Avrupa'ya gideceğini düşünüyorum sonraki süreçlerde veya Türkiye'de büyük takımlara. O potansiyelde olduğunu düşünüyorum çok net olarak yani. Koronavirüsünden sonra bir takım şeyler şu anda beklemede, ne olacağıyla ilgili gerek Arsenal tarafında gerek Beşiktaş tarafında. Ama şunu söyleyebilirim, Elneny geçen sene kiralık bedeli verilmeden gelen bir oyuncu ve çok kaliteli bir oyuncu. Şu ana kadar çok resmi bir görüşme yapmadık ama şunu biliyorum ki gerek teknik ekip gerek Beşiktaş Elneny'yi tutmak istiyor bir sezon daha. İşler biraz daha netleştikten sonra tabii ki Arsenal'la da oyuncunun gelecek sezon planlamasıyla ilgili bir takım görüşmeler yapılacaktır. Ama Elneny son derece profesyonel, son derece iyi bir oyuncu. Zaten bu dönemde de yaptığı katkıdan da bunu görebilirsiniz. Çok sıra dışı bir dönemden geçiyoruz. Şu anda futboldan çok, sağlık çok önemli. Ben herkesin bir an önce normalleşmeye, bütün dünyanın dönmesini diliyorum. Herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyorum. Ve özellikle de bu dönemde canı pahasına çalışan sağlık çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bir an önce her şey normale döner. Bu vesileyle 23 Nisan'da da tüm dünya çocuklarının 23 Nisan'ını kutluyorum.